TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM açılımına tepki gösterdi. Dervişoğlu, hangi amaçla Hüdapar'a el kaldırdıklarını, hangi amaçla DEM'e el uzattıklarını biliyoruz, dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşmasına ilişkin konuşan Dervişoğlu, hangi amaçla Hüdapar'a el kaldırdıklarını, hangi amaçla DEM'e el uzattıklarını biliyoruz, dedi. Ne zaman bir sıkıntı oluyor içeride, az önce bahsettiğimiz o yakıcı sorunlar var ya, ne zaman onları dile getiriyoruz, ne zaman bu büyük milletin gerçek dertlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz, hemen önümüze bir siyasi hesap getiriyorlar. O da genellikle güvenlikle ilgili oluyor, efendim genellikle dış tehditle ilgili oluyor ve bu vasattan da siyaseten beslenmeye çalışıyorlar. Bunların ince siyasi hesaplarının ne iyi olduğunu gayet iyi biliyoruz değerli dava arkadaşlarım. Hangi hesaplarla Hüdapar'ın elini kaldırdıklarını, hangi amaçlarla DEM'e el uzattıklarını görüyor ve yakinen takip ediyoruz. Bu konularla ilgili söyleyecek çok lafımız olacak. Eğer Türkiye'nin gündemine gelirse tıpkı sığınmacılar konusunda olduğu gibi, tıpkı bu kapalı nüfus sayımı konusunda olduğu gibi, anayasa konusunda da bu hükümete önerilerimiz olacak. Reddedemeyecekleri önerilerimiz olacak. Herkes bunu iyi bilsin. Dost düşman gayet iyi bilsin ki Türkiye büyük bir ülkenin, Türk de büyük bir milletin adıdır. Türkiye'yi sizlere ve sizin kirli pazarlıklarınıza kurban ettirmeyeceğiz. Değerli izleyenler, siyasette normalleşme adına bazı adımlar atıldı. MHP lideri Bahçeli'nin DEM partililerle selamlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu uzatılan elin kıymeti bilinmeli diye nitelendirmesi, CHP'lilerin yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise geldiğinde ayağa kalkması gibi. Ancak vatandaşlar normalleşme süreçlerini gerçekçi bulmuyor. Siyasette normalleşme süreci gündemde. MHP lideri DEM partililerle selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu olumlu nitelendirdi. CHP'li vekiller mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Normalleşme sürecini ise vatandaşlar pek samimi bulmuyor. Normalleşme hiçbir zaman olmaz ya yani. Oluyor, normalleşiyor gibi görünür de oğlum hiçbir zaman ısınamam yani, mümkün değil. Ya herkesin fikri ayrı abi, senin fikrin ayrı, benimki ayrı. Fikirler hiçbir zaman devamlı çakışır. Birlik beraberlik olsun. Ha, savaş anında birlik beraberlik olabilir. Onun haricinde olmaz. Siyasette normalleşme. Şu boş bir laf hocam bu bence. Çünkü Özgür Özel'den bahsediyorsunuz galiba şeyde. AK Parti'ye yağ çekmenin alemi yok şu anda. Bir menfaat çıkar ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda. O da çok işe yaramayacağını düşünüyorum. Bu. İyi bir şey. Türkiye için iyi bir şey. Olur mu peki? İnşallah olur. Olmalı değil mi? Olmalı tabii. Neden olmalı? Türkiye'nin bütünlüğü için, güvenliği için. Bir de çok mu bölündük son zamanlarda? Tabii. Biraz çok ayrışma var. Normalleşme güzel bir şey tabii ki. Yani... Ancak muhalefetin normalleşme adı altında iktidara bazı konularda destek vermesine karşıyım. Neden? Çünkü hataları muhalefet dile getirmezse halk nasıl dile getirsin? Yani o zaman muhalefete gerek yok. Yani o zaman normalleşme süreci olmamalı. Normalleşme süreci dediğimiz hakaret olmadığı sürece muhalefet muhalefetliğini yapmalı. Yani Özel'in, CHP Genel Başkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın giydiği ceketi giymesine gerek yok. Bu normalleşme değil. 25 senedir aynı hikaye.
İnanmıyorum. Olmaz mı yani? Olmaz. Mümkün değil. Neden? Ben çok her şeyi çok bilirim ya ondan. Ve hani ben şeyim ya, ne onun adı? Dilim ucunda hatırlayamadım ya, dilim ucunda. Şu çok iyi biliyordu ya her şeyi. Ondan tek adam rejimi hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Yok yok yok, bu Recep Tayyip Bey AK Partiler oldu sonucu zor. Oldu. Neden? Neden mi? Oğlum gördün 25 senedir ha. Oğlum her taraf kepaze durumda ya. Rant. Kayseri'yi gördün işte 25 senedir. Nalet olası bir şeyler. Yeter gayri gidik. Normalleşme olmaz. Bunlar kendi derdinde. Soğan yerim, Recep Tayyip'i yedirmem diyenler devam etsinler şimdi. Değerli izleyenler, Avrupa'da ülkemizi 10 yıldır temsil eden Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, yeniden Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve Arlem'de olmak üzere 3 farklı göreve seçildi. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'nin sesi olacak. Başkan Palancıoğlu, Türkiye'yi Avrupa Birliği'de temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz dedi. Evet, Türkiye'yi, ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Son 3 dönemdir Talas Belediye Başkanlığı'nda başlayan, Melik Gazi Belediye Başkanlığı'nın ilk döneminde devam eden ve tekrar bu yerel seçimlerden sonra 3. defa Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yerel seçimden sonra seçilmiş ve atanmış olduğum Avrupa Konseyi'nde inşallah 14-17 Ekim tarihlerinde Strasbourg'da, Fransa'da düzenlenecek toplantıya ulusal heyetle birlikte ülkemizi en iyi şekilde inşallah temsil edeceğiz. Şu anda Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ve Arlem olmak üzere 3 farklı göreve seçilmiş durumdayız. Toplam 18 üyenin seçilmiş olduğu, 9 asil ve 9 yedek üyenin olduğu ve tüm siyasi partilerden üyelerin olduğu bu ulusal heyette asil 9 üyeden birisi olarak inşallah görev yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dolayısıyla 14-17 Ekim tarihinde bu dönemin ilk toplantısını Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi, ülkemizin menfaatleri çerçevesinde hareket etmeyi nasip etsin diyorum. Değerli izleyenler, bu önemli gelişmenin ardından ülkemizi Kayseri'yi Melik Gazi'yi Avrupa'da temsil edecek olan Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu stüdyomuzda ve yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm seyircilerimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle efendim hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ediyorum. Tabii 10 yıldır bu görevi yürütüyordunuz. Tekrardan bu görevlere seçildiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii her seçimden sonra Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile ilgili partilere aldıkları oy oranınca üye sayısını bildirerek kendilerinden isim istiyorlar. Bu kapsamda da 31 Mart seçimlerinden sonra tüm partilerden üye sayısı belli olduğu için üye istediler. 18 üye var, 9 asil, 9 yedek üye belediye başkanlarından. Bu 9 asil üye arasından biz de seçilmiş olduk. Ben özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bize güvendiklerinden dolayı. Tabii orada ülkemizin temsili önemli. Yabancı dil bilmek, belediyeciliği bilmek, ülkenin meselelerini bilmek önemli. Bir de tabii oranın farklı bir işleyişi var. Normal bir toplantı ortamı değil. Belli kuralları, şartları var. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Fevri hareket edemiyorsunuz. Ulusal heyet olduğu için, ülkeyi temsil ettiğiniz için her söylediğiniz söz, her attığınız imza ülkeyle alakalı olumlu olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın ilgililerin bize güvenerek tekrar asil listeden bizi üye göstermesi ve bu göreve layık görmesi bizim için önemli. Hem Kayseri'yi, Melik Gazi'yi temsil ediyoruz, hem ülkemizi temsil ediyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz son 10-12 yıldır da muazzam bir darboğazdan geçiyor, sorunlarla boğuşuyor. Özellikle biliyorsunuz PKK'nın hendek eylemleri olsun, bombalamaları olsun, özerklik istemesi olsun,
Bunlar hep Avrupa'nın gündemindeydi. Özellikle Kıbrıs'la ilgili Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne alındıktan sonra hem Kıbrıs üzerine hem Türkiye üzerine baskılar arttı. Ve son dönemde de Gazze ve Filistin olayıyla birlikte Türkiye oraya sahip çıktığından dolayı Türkiye'ye birçok el altından el üstünden yaptırımlar uygulanıyor. Hele hele bizim Akdeniz bölgesi, Libya, Azerbaycan bunlarla ilgili de çok hassas hususlar var. Bu konularda da bizim gerekli tepkileri göstermemiz, gerekli söylemlerde bulunmamız ve hem Türkiye'nin hem Türkiye Cumhuriyetleri'nin hem de İslam coğrafyasının haklarını savunmamız lazım. Biliyorsunuz Azerbaycan'da vermiş olduğumuz büyük destekten dolayı Karabağ'ın alınması ve orada Azerilerin başarısı cezalandırılıyor şu anda. Azerbaycan'la ilgili izleme statüsünde olan bir ülke. Onu şu anda çıkartmak için girişimler başlamıştı. Azeri heyet bunu protesto etti bu toplantılara. Zaten onlar çıkartacaklardı. Onlar çıkartmadan Azerbaycan hükümeti toplantılara katılmama kararı aldı. Biz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Azerbaycan başta olmak üzere onların haklarını da savunuyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye ulusal heyeti olarak orada elimizden geldiğince ülkemizin çıkarları, menfaatleri çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Biz de pazartesi günü önümüzdeki hafta başlayan, perşembe günü bitecek toplantılarda gündem maddelerinden bir tanesi 31 Mart seçimleri. Aynı zamanda DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi diğer mevzu. İşte bunun gibi birçok hassas konular var. Avrupa'nın iki yüzlü olduğunu, aslında demokrasi olduğunu düşündüğümüz Avrupa'da şu anda demokrasinin kesinlikle olmadığını, Filistin bayrağı aşmak, Filistin'le ilgili, Gazze ile ilgili söylemde bulunmak dahi soruşturma açılması, içeri atılması gibi sonuçlar doğuruyor. Ama dolayısıyla, siz bir şeyler söylemiştiniz sanırım Filistin'le alakalı konseyde. Son Avrupa Konseyi toplantısında Ukrayna-Rusya savaşını biliyorsunuz. Şu anda tüm Avrupa Rusya'yı karşısına almış durumda. Ukrayna'yı destekliyor ve orada çok az zayiat olmasına rağmen, bütün Avrupa silah desteği vermesine rağmen Ukrayna ile ilgili çok destek veriyor ve Rusya'ya ambargolar, baskılar uyguluyor. Bunu dile getirdim. Dedim ki Ukrayna'da olan savaşı, Ukrayna ve Rusya arasında olan savaşı kesinlikle desteklemiyoruz. Sivil ölümlerine karşıyız. Ancak biz Gazze'de olan duruma da karşıyız. Sivillerin, çocukların, kadınların, yaşların, savunması kişilerin öldürülmesine karşıyız. Dolayısıyla hem Ukrayna-Rusya arasında hem İsrail ile Filistin arasında olan bu gerilimin bir an önce tansiyonun düşürülmesi, Avrupa'nın barış yoluna giderek bu ülkeleri barıştırması, bunun için cebe harcaması gerekiyor. Aksi takdirde bu tüm Avrupa'ya sıkıntı olacaktır. Özellikle Türkiye Avrupa'ya açılan köprüdür, kapıdır. Türkiye'yi zora sokacak, sıkıntıya sokacak bu çalışmaların, daha doğrusu bu katliamın diyeyim, önlenmesi, önlenmediği takdirde de bunun tabii yangının bir şekilde Avrupa'ya da sirayet edeceğini söyledik. Ama tabii Avrupa çifte standartlı. İnanın bazı oturumlarda yarım gün boyunca Avrupa'daki Yahudi mezarlıklarına saldırılar ve mezar taşlarının kırılmasını gündem yapıyorlar ve çok hassaslar bu konuda. Ama burada bakıyorsunuz 40 bini geçkin bir vefat söz konusu. Bir yılı geçkin süredir çoluklar, çocuklar, kadınlar paramparça olmuş. Hiçbiri bunu görmüyor, duymuyorlar. Bakın en son Avrupa Konseyi toplantısına gittiğimde yine bu dönemdeydi. 7 Ekim'de başlayan saldırılardan bir hafta sonra, takribi 10 gün sonra Avrupa Konseyi toplantısına katılmıştım. Strasbourg'a giderken Basel üzerinden İsviçre'den gidiyoruz. Direkt uçuş yoktu. Dolayısıyla aynı yoldan da dönüyoruz. Biz Avrupa Konseyi toplantısına gittiğimiz günden itibaren her gün Hamas Strasbourg'u bombalayacak, işte üniversiteyi bombalayacak, tren istasyonu bombalayacak diye yalan haberlerle vatandaşı psikolojik olarak baskıya aldılar. Ama herhangi bir
bombalama olayı olmaz, olmadı da. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüşte Basel Havalimanı'na otobüsle indik. Havalimanına girmeden şoför dedi ki havalimanı kapatıldı, bomba ihbarı olduğundan dolayı burada bırakabilirim dedi. 1-1,5 kilometre geride yağmurda, rüzgarda biz dışarıda indik ve havalimanına yürüyerek gittik. Dışarıda yaklaşık 5 saat bekledik. Konu nedir? Göya Hamas Basel Havalimanı'nı bombalayacağını söylemiş. Bundan dolayı da arama yapılıyor. 5 saat arama sürdü. Hiçbir belirti yok. Hiçbir şey yok. MR yok. Ve sonra havalimanını açtılar. Tekrar Türkiye'ye döndük. Ama insanların üzerine Avrupa'da bir korku salıyorlar. Müslümanlar bizi öldürecek. Sizi eğer İsrail'e destek vermezsek Filistin'deki, Gazze'deki Müslümanlar gelecek Avrupa'yı da bombalayacak. Bunların hepsi terörist imajı veriyorlar. Dolayısıyla Avrupa kesinlikle demokratik değil, demokrasi yok. Bizim onlara göre çok çok daha üstün yanlarımız var. Tabii belli sıkıntılarımız var, belli sorunlarımız var. Onları çözmemiz lazım. Ama Türkiye'nin çıkarlarını da en iyi şekilde orada temsil etmeye, korumaya çalışacağız inşallah. Evet. Tabii efendim bir yandan da Avrupa'da, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil etmek önemli. Kayseri, Melik Gazi temsil etmek önemli. Tabii daha anlaşılır bir dile. Yani ne anlama geliyor özellikle Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi, Kayseri, Melik Gazi temsil etmek? Yani özellikle çalışmalar anlamında bir katkı sağlıyor mu? Ya da farklı anlamda neticeleri var mı? Neler söylersiniz? Öncelikle şimdi buradan Strasbourg'a selam göndermek istiyorum. Strasbourg özellikle İç Anadolu'dan, Kayseri'den, Sivas'tan, Yozgat'tan çok hemşerilerimizin olduğu evet. bir il. Dolayısıyla birincisi orada bulunmamız, şimdi gidince yine orada boş zamanlarımda Türk hemşerilerimizle, Kayseri'li, Sivaslı, Yozgatlı gurbetçilerimizle görüşeceğiz, çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Bizim orada olmamız, elçilikte olmamız, Avrupa Konseyi'nde olmamız birincisi onlara çok büyük motivasyon, gurur kaynağı, evet. güven veriyor. İkincisi bizim orada olmamız Türkiye aleyhine belki alınabilecek bir kararla ilgili lobi faaliyeti yaparak onun alınmaması, daha yumuşatıcı bir şekilde geçmesi, Türkiye'nin çıkar ve menfaatlerinin korunması açısından önemli. Bizim olmadığımız ortamlarda çok rahat ediyorlar ama biz olduğumuz ortamlarda her kararı rahatlıkla alamıyorlar. Özellikle elini vicdanına koyan, bizimle hareket eden çok az da olsa bir grup var. Çünkü yani orada tabii bütün Avrupa'daki üyeleri suçlamamız mümkün değil. Ama atıyorum İspanya İsrail'e destek vermiyor. Açıklamaları görüyorsunuz. Evet. İrlanda bizden daha çok futbol müsabakaları başta olmak üzere, yürüyüşler başta olmak üzere Filistin'e destek veriyor. Yani bunlar sıkıntıyı yaşayan ülkeler ve üyeler orada bizim yanımızda bize destek verebiliyorlar. İşte onlarla lobi faaliyeti yapmak, beraber yürümek, ortak karar almak. İşte öğle yemeğinde mesela heyet olarak ulusal heyet organizasyon yapıyor. Her öğle yemeğinde bir ülkenin üyelerini davet ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Buraya davet ediyoruz. Geçen sene mesela biliyorsunuz 4 Aralık'ta Avrupa Konseyi'nin bir ayağının toplantısını izleme komitesini burada yapmıştık. Kayseri'de, evet. Türkiye'nin ilerleme raporunu hazırlayan ekip ve grup başkanı burada. Kayseri'ye geldi. Zannediyorum 9 ülkeden katılımı oldu. Bu şöyle önemliydi. İnanın heyet başkanı, Türkiye raportörü, biz buradan otelden çıktık, şehir merkezine kadar yürüyerek gittik. Orada vatandaşlarımızla görüştük. Herkesin bana nasıl rahat ulaştığını, soru sorduğunu, elimi sıktığını, muhabbet ettiğini gördü. Alışveriş yaptığımızı, korumasız gezdiğimizi, böyle halkın içerisinde rahat olduğumuzu görünce çok şaşırdı. Dedi ki ya sizde yani seçilmişler bu kadar halkın içinde mi? Bu kadar rahat mısınız? Çekinmiyor musunuz? Herhangi bir sorun olmuyor mu? Güvenlik sorunu yok mu? Ve sonuçta bizimle dışarıda sahada 4-5 saat gezdikten sonra ertesi günde kendisi gezmek istedi. Kendisi elbise almış, bayandı mesela. Buradaki abiye kıyafetlerden beğenmiş, ayakkabı almış, hediyelik almış. Brüksel'de 6 ay sonra toplantı oldu. Brüksel'e gittiğimde inanın bütün heyet beni ayakta karşıladı. Ana konuşmacı yaptı. Dedi ki biz sizin orada bize yaptığınız misafirperverliği burada gösteremeyiz. Kusura bakmayın dedi. Bir kravat hediye almış, onu hediye etti falan. Yani bizim Avrupa'ya kendimizi anlatmamız, orada temsilimiz o kadar önemli ki. İnsan bilmediğinin düşmanıdır.
Avrupalılar, Amerikalılar, yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde inanın %80 olmasa da en az 80-90 derece %50-60 değişiyorlar. Türkiye'ye bakış açısı değişiyor. Türkiye'yi her yerinin terör olduğu, her yerinin sıkıntılı olduğu, böyle develerle falan gezilen birçok insan böyle zannediyor Amerika'da, Kanada'da. Avrupa o kadar değil. Ama Türkiye ile ilgili buraya gelen insan birincisi yemeklere bayılıyor. İkincisi insanların sıcaklığına bayılıyor. Dolayısıyla hakikaten Avrupa'da da büyük bir gurbetçi kitlemiz var. Bizim Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil etmemiz her açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Bir de efendim tabii özellikle böyle çalışmalar dediğiniz gibi şehre, memlekete, ülkeye büyük katkılar sunuyor. Aynı zamanda hani sizler bu yolculukta daha fazla da daha farklı projeler aktaracağınızı düşünüyor musunuz? Ya da oradan mesela Avrupa'dan oradaki çalışmalarla alakalı, vizyonla alakalı gelişmelerin burada Türk halkına ya da Melikgazi vatandaşlarına, Kayseri'deki vatandaşlara bir katkı sağlayacağını, proje olarak sunulacağını düşünüyor musunuz? Tabii çok önemli. Şimdi bizim ikili temaslarımız öncelikle oradan bazı kazanımlara sebep oluyor. Ortak projeler yapmaya sebep oluyor. Maddi finans kaynağına sebep oluyor. Mesela bizim yazdığımız yeşil enerjiyle ilgili, alternatif enerjiyle ilgili bir proje 5 milyon lira civarında bir destek aldık Litvanya Yatırım Ajansı'ndan. Burada mesela güneş enerjisiyle ilgili, geri dönüşüm aracıyla ilgili, elektrikli araç alımıyla ilgili bütün finansı onlara sağlattırdık. Birincisi o. İkincisi karşılıklı ziyaretler oldu. Yani Litvanya'dan, Litvanya Yatırım Ajansı'ndan 10-15 kişilik heyet buraya geldi iki defa. Burada hem projeyi ziyaret etti hem biz belediyemizin faaliyetlerini anlattık. Daha sonrasında bizden iki ayrı grup, ikinci grupta ben de gittim. Litvanya'ya gittik. Orada temaslarda bulunduk. Belediyeyle ortak çalışmalar yaptık. Onların projelerini inceledik. Mesela çok enteresan, aklımıza gelmeyen bir şey ortaya çıktı. Dünyada 5 tane kapalı kayak merkezi var. Yazın dahi çalışan. Bir tanesi Litvanya'da gittiğimiz şehirdeymiş. Bizi gezdirdiler. Biz gittiğimizde yazın ortasıydı. Yazın ortasında kayak milli takımlarının rezervasyonunda kayak antrenmanı yaptıkları dağdaki yere götürdüler. Günlük güneşlik bir ortam. 30-35 derece sıcaklık ama kapalı piste gidiyorsunuz. Her tarafı soğutmalı. Kar ünitesi var. Orada kayak yapıyorlar. Kayseri için, Erciyes için. Ben orada hemen dedim ki ya ne kadar güzel bir şey. Evet. Bizim Erciyes dağımıza şimdi kar da biliyorsunuz 3 ay dayanıyor. Evet yapay karlama ünitesi var ama yazın olsun, kar yağmadığında olsun dağın bir köşesinde kapalı bir kayak merkezi oluşturduğumuzda birçok Avrupa'daki ülke belki gelip burada antrenmanlarını yapabilecek. Evet. Ya da başka bir örnek söyleyeyim. Çok enteresan, Strasbourg'da gördüğüm bir çöp tenekesi gördüm ama çöp tenekesinin üstünde güneş paneli var. Çok şaşırdım. Dedim ki çöp tenekesinde güneş paneli ne yapıyor acaba diye. Bizim çöpler havaleli biraz biliyorsunuz attığımızda üstüne basarsanız aşağı iner. Yani boşluk çok fazladır. Evet. Hidrolik kol koymuşlar. Güneş enerji paneli koymuşlar. Aynı zamanda bir tane de çip koymuşlar merkeze bilgi versin diye. Siz çöpü döktünüz, kapağı kapattınız. Hidrolik kol sıkıştırıyor çöpü. Dolayısıyla 4-5 kat daha fazla çöp alıyor bir konteyner. Ve dolma ya yakın olduğunda %80-90 doluluğa ulaştığında belediyenin ilgi bildirimine mesaj atıyor sistem. Diyor ki 5 numaralı çöp tenekesi %80 dollukta. Ha, oraya siz o zaman çöp optimizasyonu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu 500 tane çöp konteynerini şu gün şu saatte al. Yani bu mazot tasarrufu, insan tasarrufu, trafik kargaşasının önlenmesi muazzam önemli. Evet. Ya da işte kamera sistemi koymuşlar. Kamerayla Çin'e gittiğimizde, Huawei'ye gittiğimizde gördük. Kurdukları sistemle, yüz tanıma sistemleriyle suçluyu 2 saat içerisinde en genç Shenzhen'de yakalıyorlar. Kaçak yapıyı takip etme sistemi kurmuşlar. Ya da bir parka gidiyorsunuz, hiçbir tane bizdeki gibi tartan pist yok. Toprak gibi görüyorsunuz ama öyle değil. Isıtılmış, içindeki bütün bakterilerinin, tohumların öldürüldüğü bir kum, plastik bir yumurta kabı gibi kaplanın içerisine dökülmüş. Hem yumuşak zeminde yürüyorsunuz, hem ot yok, hem de masrafı düşük. Yani bunları hep yurt dışı ziyaretlerinde görme imkanınız oluyor. Mimariden, şehircilikten, trafik yaklaşımına kadar çok farklı programlar oluyor. Aynı zamanda da yerel yönetimler toplantısı olduğu için belediyelerle karşılıklı
irtibatlaşma, kardeş belediyecilik, ortak proje geliştirme gibi birçok faaliyetler var. Ama Strasbourg özellikle siyasi açıdan çok önemli. Proje geliştirme açısı var ama siyasi açıdan ülkenin çıkarlarının, menfaatlerinin korunması açısından Strasbourg Brüksel'den önemli. Brüksel ekonomik kararların alındığı bir nokta, Strasbourg siyasi kararların alındığı bir nokta. Yani Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki en kritik yer Strasbourg Fransa'nın. Dolayısıyla biz Belçika tabii ki önemli, Brüksel önemli ama Strasbourg çok daha önemli. İnsan Hakları Mahkemesi'nin olduğu yani farklı bir nokta. Yani bu dediğiniz gibi anlattığınız bu farklı projelerde belki de Kayseri'de, Melikgazi'de gerçekleşecek, öyle mi efendim? Tabii yani sadece orada gördüklerimiz değil, birçok ülkeye gidiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Oradan aldıklarımız oluyor ve buraya naklettiklerimiz oluyor. Zaten ülkenin gelişmesi için farklı noktalarda görgümüzü artıracak, teknik olarak daha farklı işleri göreceğimiz projelere katılmak son derece önemli. Evet. Efendim gerçekten önemli bir çalışma, önemli bir bu görev ve bu anlamda Kayseri'yi Türkiye'ye temsil ediyorsunuz. Bir kez daha başarılar temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak vatandaşlarımıza Kayseri'deki, yurt dışındaki, Strasbourg'daki ya da Melikgazi'deki vatandaşlara neler söylersiniz? Evet, mobil başkan uygulamasını şimdi Strasbourg'a taşıyoruz. Öyle mi? Yani mobil başkan yapacağız. Eğer imkan olursa oradaki hemşerilerimizle de görüşmeyi istiyorum. Toplantılar yapmayı istiyorum. Zaten görüşüyoruz ama ben bugün arkadaşlara öyle espri yaptım. Makamı mahallelere taşımıştık. Şimdi makamı Strasbourg'a taşıyoruz. Mobil başkanı orada yapacağız. Evet. Çünkü Kayserili, Anadolu'lu çok insan var Sivaslı, evet. Yozgat'ta. Onlarla görüşeceğiz dedim. Onlara da şimdiden saygı hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah verimli, güzel bir toplantı olur. Ülkemizin çıkarlarına, menfaatlerine uygun bir çalışma yaparız diye temenni ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yayın konuğumuzdu efendim. Avrupa Konseyi'ndeki görevini ve bu görevin önemini konuştuk. Melikgazi için, Kayseri için ne anlam ifade ediyor? Ülkemiz için ne anlam ifade ediyor? Bunları kendisinden birinci ağızdan dinlemiş olduk. Bir kez daha başarılar temenni ediyoruz. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi ilçede trafik akışını rahatlatmak için çalışmalar yapıyor. İlçe Belediyesi bu kapsamda Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi'nin Hulusi Akar Bulvarı'nın entegrasyonunu sağlayacak olan bir kavşak yapıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallemize gerçekten büyük bir hizmet gelmiş oluyor dedi. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 18 uygulamaları, imar uygulamalarından sonra birçok alanda yol açıyoruz, park yapıyoruz, çevre düzenlemesi yapıyoruz, kaldırım yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallemize gerçekten büyük hizmet gelmiş oluyor. Özellikle şu anda bulunduğumuz Uzay Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile kesiştiği ve mahkemesi 5 yıldır süren yolun açılması ile ilgili gerekli işlemler, hukuk işlemler bitti ve çok geniş bir yol. Burası Sivas Caddesi'ni Mustafa Şimşek'e bağlayan ve buradan da Hulusi Akar'a giden bir yol. Dolayısıyla çok önemli bir aks, trafiği rahatlatacak bir aks hazırlanmış oldu. İnşallah şu anda altyapı çalışması tamamlandı, kaldırımlar tamamlandı, peyzajına başlamış durumdayız. Peyzajından sonra da inşallah asfalt çalışması da yapılacak ve burayı trafiğe açacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun diyorum. Değerli izleyenler, son dönemde kadın cinayetleriyle ilgili gelişmeler maalesef arttı. Bu durum toplumun genelini derinden etkilerken endişelere de sebep oldu. Kayseri'deki kadınlar kadın cinayetleri konusunda adalet ve aile vurgusu yaptı. Kadın cinayetleri insanları derinden üzüyor. Sadece üzmekle de kalmadığı gibi endişeyi de beraberinde getiriyor. Kayseri'deki vatandaşlar kadın cinayetleri konusunda adalet ve aile vurgusu yaptı. Cezaların caydırıcı olması gerektiğini söylediler. Korkunç bir şey düşünüyorum bir bayan olarak hakikaten. Yani bu kadar çok olmamalıydı. Yani Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bunlar olmamalıydı. Kadına önem verilmeliydi. Biz çocukken şahsıma yani biz Doğu Anadolu'daydık ama bize çok önem veriliyordu. Ama o önemin bugün olmadığını görüyorum ve çok üzülüyorum, çok utanıyorum yani.
bu gibi şeylerin olmasından çoğu zaman evde ağlıyoruz yani izlerken. Ama o kadar çaresiz kalıyoruz ki. Hani bir şey var şahsıma yani, bir kaygısızlık mı desem yani, ya da rejimi eleştirmiyorum ama insanlar hakkını aramayı bilmiyor diyeyim. Yani burayı bilmiyorum ama orada bir şey yoktur. Burada olayları görmüşsünüzdür. Ya burada aşırı. Diyelim şimdi burada kadın kocasından ayrılmak istiyor. Bakıyorsun ertesi gün bıçaklamış karısını ya da çocuklarını. Orada öyle bir imkansız, öyle bir şey olamaz. Cezalar mı caydı? Ya orada kanun var. Burada kanun var ama kimse etkilemiyor yani. Kanunu uymuyor. Aslında burada Türkiye'de kadınlara biraz daha hak vermeleri lazım, korumaları lazım. Birazcık kanunlar, cezalar ağır olsa yapmazlar. Benim de düşündüğüm bir de bu da ufaklıktan geliyor, eğitimden geliyor. Vallahi çok kınıyorum, ne diyeyim yani. Kadına şiddet bir erkeğe yakışacak bir şey değil. Son zamanlardaki olaylar ne düşünüyorsunuz mesela? Vallahi son zamanlarda çocuklara olan şeyler, ne bileyim bayanların öldürülmesi. Yani çok üzücü olay yani. Biz çok üzülüyoruz ama elimizden gelir bir şey yok yani. Yani olmaması gereken şeyler ama her şeyin ailede başladığını düşünüyorum. Ailede çocuklar eğitilmeli. Ben bir öğretmenim. Aile çok önemli. Eğer aileler çocuklarına bilinçli bir şekilde bu eğitimi verirlerse, yani kadına her türlü, yani sadece kadına yönelik değil, hayvanlara, bütün canlılara karşı merhametli olmayı öğretirlerse toplumun düzeleceğini düşünüyorum. Yani korkan insanlarımız da var, ses çıkarmayan insanlarımız var. Keza ama insanlarımız da kadınları küçük görecek kadar da aptallar, o kadar yani. Zaten caydırıcı ceza olmadığı için böyle ya. İnsanlarımız bu kadar serbest. Bakın görün, kadınların içine düşmek için bekleyen aptallarla dolu bir memleket. Ne bekliyoruz? Kadın cinayetleri politiktir diyeceğim. Kesecek misiniz bilmiyorum ama kadın cinayetleri bir katilin, bir satanistin ya da bir siyasinin, kim olursa olsun onun elinden çıkan bir şey değil. Topyekün bir çürümenin ifadesi bence. Herkes buradan nasıl çıkacağız peki? Herkes kendine bir bakacak, herkes dilini bir düzeltecek. Kadınlar dilini düzeltecekler, erkekler dillerini düzeltecekler, erkekler kadınlara akıl vermeyecekler. Kendilerine bakacaklar, kendi gözlerine, kendi sözlerine bakacaklar. Kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu unutmayacaklar. Kayseri 3. Anadolu Mobilya Fuarı açıldı değerli izleyenler. 9-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuara, yerli ziyaretçilerin yanı sıra alım heyetleri kapsamında birçok ülkeden yabancı alıcı da katıldı. Nobel Expo Fuarcılık tarafından 9-13 Ekim tarihleri arasında Kaymos ve Kayseri OSB işbirliğiyle düzenlenen Nobel Anamop Anadolu Mobilya Fuarı açıldı. Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara katılımdan memnun olduklarını söyledi. Efendim, önce bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Online'da mevcut kaydı ayrı tutarak verilmişti. Dilek Hanım burada mı? Mevcutta online şu anda son sayınız kaç? 8957 online olarak biletini basıp eline koyan yabancı ziyaretçi sayısı. Kayseri fuarlar şehri olacak diyen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise 2025 yılında 10 fuar için anlaşıldığını kaydetti. Üretimin ve ihracatın şehri olan Kayseri artık ürettiğini tanıtma kabiliyetini kazanmıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezimiz her yıl artan fuar sayısı ile şehrimizin adını dünyaya duyurmaktadır ve duyurmaya da devam edecektir. Göreve geldiğimiz 2022 yılında bir fuar yapmıştık. 2022 yılında bir fuar yapmıştık. 2023 yılında fuar sayımızı 4'e çıkarttı. 2024 içinde bulunduğumuz yılda 8 tane fuar anlaşması yaptı. Sizlerle güzel bir müjdeli haberi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 10 tane fuar anlaşmamızı gerçekleştirdik. Hatırlarsanız göreve geldiğimiz zaman şunu söylemiştim.
Demiştik ki Kayseri fuar karşıtı olacak. Birçok arkadaşım inanıyorum ki ya başkan sözü doldurmak, cümleyi artırmak için bunu söylüyor dedi. Bunun da farkındayım. Ama elhamdülillah yılmadan, usanmadan, bıkmadan, inatla anlaşmaları yaptık, görüşmeleri yaptık. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak 10 fuara ulaştık. Fuar açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu fuar Kayseri'ye iyi geliyor dedi. Biz Ticaret Odası, Sanayi Odası, Büyükşehir Belediye Başkanımızla geçen hafta bir toplantı yaptık. Şu konuda net. Bu fuar Kayseri'ye iyi geliyor. Kayseri'ye biz aşığız. Kayseri'yi çok seviyoruz. Ama Kayseri'den daha çok Türkiye'yi seviyoruz. Dolayısıyla buradaki ihracatın artması sadece Kayseri değil, Türkiye için inanılmaz önemli. Fuara katılan herkesin inşallah ihracat noktasında direkt ihracata dönük bir fuar olduğu için de gelen alıcıların da yabancı olması hasabıyla fuarda ihracatımızı da direkt etkileyeceğini düşünüyorum. Kayseri geçen yılla bu yıl arasında yurt dışından gelen sayıda 115.000 artış var. Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelası kesildi ve fuara katılan firmalar ziyaret edildi. 9-13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara katılan firmalar vatandaşları bekliyor. Anadolu Mobilya Fuarı Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde açıldı. 9-13 Ekim tarihleri arasında mobilya ürünlerini vatandaşlara buluşturacak olan firmalar fuardan memnun. Bütün vatandaşları OSB fuar alanına bekliyor. Biz firma olarak fuarın organizatörlerinden sayılırız. Öncelikli firmalardan yani liderlik eden firmalardan diyelim. Kayseri'nin bir mobilya şehri olması açısıyla da önem verdiğimiz bir fuar. Kayseri'ye çok değer kattığını düşünüyoruz. Üçüncü olarak da memnuniyetle katılıyoruz. Yabancı katılımcı tabii mobilya özelinde Kayseri'nin dünya şeyinde bir bilinirliği var. Diğer yurt dışı müşterilerde bunları bilerek Kayseri'nin üreticilerini, kalitesini, ürünlerinin uygunluğunu değerlendirerek bu fuara özel ilgi gösteriyorlar. Bizim de yurt dışından müşterilerimiz, özellikle bu fuara katılmaya gelen müşterilerimiz var. Fuara özel indirimler mutlaka var. Vatandaşlarımızın bu özellikle fuar ürünlerini değerlendirmelerinde. Aynı zamanda yeni çıkacak ürünlerimizi sergilediğimiz için ilk gözlem şansını bu fuarda elde edebileceklerdir. Fırsatı olanların katılmasını tavsiye ederim. Şu an için ilginin güzel olduğunu düşünüyoruz. Güzel ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Talep yoğun olacağını inanıyoruz ve onu talep ediyoruz tabii ki. Hem vatandaşlarımıza hem de firmalarımıza, toptan alan firmalarımıza özel indirimlerimiz mevcuttur. Valla biz bu fuara ilk defa katılıyoruz. Ciddi beklentilerimiz var. İş piyasa daraldı ihracat noktasında. Bayağı bir beklentimiz var. İlk günümüz, fena değil. Bekliyoruz. Oldukça var. Oteller dolu, uçaklar tamamen dolu. Başkanımız sağ olsun özel gayretleri gösterdi. O noktada bayağı umutluyuz. Fuarda, ama bu fuarda gerçekten artık marka gibi oldu. Seneye çok daha iyi olacağına inanıyorum. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Bayram Hacı bölgesinin turizm potansiyelini canlandırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'le bir destek protokolü imzaladı. Koca Sinan Belediyesi ile Oran Kalkınma Ajansı arasında Bayram Hacı bölgesinin turizme kazandırılması için bir protokol imzalandı. Ortak akıllı hareket ettiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, deniz ve peri bacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayram Hacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bugün Oran Kalkınma Ajansımızla birlikte Bayram Hacı bölgesindeki yapılacak olan faaliyetler için bir destek protokolüne imza atacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Bayramacı bölgesindeki yapacağımız bölgenin turizm açısından zenginleştirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bir turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkartılması için ajansla birlikte yapacağımız işbirliğinden sonrasında da inşallah oradan çıkacak fizibilite neticeleri sonucunda
uygulama adımlarını teker teker hayata geçireceğiz. Daha öncesinde biliyorsunuz bölgeyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda bu bölgenin hem jeotermal kaynakları hem coğrafi güzellikleri hem de Kapadokya coğrafyasının bir parçası olması hasebiyle de bölgenin turizmi için son derece değerli bir lokasyon olduğunu tespitini yapmıştık. Ve bugün bundan sonrasında da artık daha isabetli adımlar atabilmek için yapacağımız bu fizibilite çalışmalarıyla birlikte matematiksel bir veriye de ulaşarak inşallah şehrimize kazandıracağımız yeni bir turizm noktası, yeni bir ekonomik büyüklük olacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Orhan tarafındaki genel sekreterimiz ve bütün çalışma arkadaşlarına, bizim belediyemizde de bu işle ilgili çalışmaları yürüten etüt proje müdürümüze ve bütün ekibine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Orhan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise projenin teknik bir fizibilite çalışması olacağına dikkat çekti. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. 2024 yılı Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında bu kıymetli projeyi bizlere çalışarak titizlikle sunduğunuz için sizler başta olmak üzere tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu fizibilite ile yeni bir turizm noktasına kavuşacak Kayseri'mizde turizm bağlantıları güçlenerek yerel kalkınmaya destek sağlanacağını umuyoruz bizler de. Ben de hayırlı olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Öte yandan protokol kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları, Bayram Hacı'nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Kapadokya coğrafyasının bir parçası olan Bayram Hacı, bu çalışmalar sonucunda şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyecek. Değerli izleyenler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde eğitimler hız kesmeden sürüyor. Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde eğitimler hız kesmeden sürüyor. Bir yandan 3. dönem kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir Atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki Tarihi Kız Yetimhanesi, müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Başvuruların 11 Ekim Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'nde yapılacağı kurslar hakkında 0352 432 38 38 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Kursiyerlerin E-Devlet'ten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı, Tarem'le unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken kursiyerleri de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İsrail'in Gazze'ye bir yıldır devam eden saldırıları hakkında "Hacılar olarak, Kayseri olarak, Türkiye olarak her zaman mazlumların yanındayız" dedi. Hacılar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Özdoğan toplantıda yaptığı konuşmada ilçede devam eden çalışmalara vurgu yaptı. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yaptığı bir yıldır devam eden saldırılara ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki benzer acı olaylara da değinen Başkan Özdoğan, "Hacılar olarak, Kayseri olarak, Türkiye olarak her zaman mazlumların yanındayız" diye konuştu. Zalim İsrail'in din kardeşlerimize Gazze'ye yaptığı zulmün bir benzerini maalesef Beyrut'ta da yaşandığını görmekteyiz. Biz hacılar olarak, Kayseri olarak, Türkiye olarak her zaman mazlumun yanındayız. İnşallah bu saatten sonra da yanlarında olacağız. Dileğimiz bir an önce bu zulmün sona ermesi, bütün dünya milletlerinin de bu zulmün sona ermesi için gerekli hassasiyeti, duyarlılığı da göstermesini temenni ediyoruz. İnşallah bu tez zamanda da sonuçlanır diye de, daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermeden de tez zamanda sonuçlanır diye de dua ve temenni ediyoruz. Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından Hacılar Belediye Meclisi bu ayın gündeminde yer alan 4 maddeyi oy birliğiyle kabul etti. Toplantının sonunda Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenecek olan kitap fuarında kitapların büyülü dünyasını Kayserililer heyecanla bekliyor. 7. Kayseri Kitap Fuarı öncesi parklardaki ağaçlar yazarların eserleriyle süslenip anlamlı bir farkındalık oluşturuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3 milyonu aşkın kitap, 513 yazar ve 412 yayın evinin okurlarıyla buluşacağı 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda birbirinden ünlü yazar ve şairler hayranlarıyla bir araya gelecek. 7. Kayseri Kitap Fuarı öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan park içerisindeki ağaçlar yazarların eserleriyle süslendi. Heyecan etkinin başlamasını bekleyen öğrenciler ağaçları kitaplarla süsledi. Bu etkinlik okuma alışkanlığını teşvik etmenin yanı sıra doğayla kitap sevgisini bir araya getirerek anlamlı bir farkındalık oluşturdu. Kayseri'deki kitap fuar hazırlıklarını gören vatandaşlar da memnuniyetini dile getirdi. İstanbul'da yaşıyorum. Buraya ailemin yanına geldim ve etraftaki ağaçların üzerindeki kitapları gördüm. Önce çok şaşırdım. Sonra da çok mutlu oldum. Kitap okuma oranı malum düşük. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten farkındalık uyandırabilecek bir şey olmuş. Emeğinize teşekkür ediyorum. YKS öğrencisiyim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde sıklıkla geldiğim bir kütüphanedir. Kitap okumayı severim. Kütüphanelerimizden çok memnunum. Özünde çay hizmeti, çorba hizmeti ve fotokopi hizmetleri var. Hepsinden yararlandığım da olmuştur. Bunda çok etkili bir yer olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımdan görmüştüm. Heyecanla bekliyoruz. Kitap fuarının açılmasını dört gözle bekliyoruz. Ünlü yazarların da geleceğini duymuştum. Arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ederim. Lise öğrencisiyim. YKS'ye hazırlanıyorum. Kitap fuarı tabii ki her sene gidiyoruz. Her sene ziyaret etmeyi istiyoruz. Dışarıya göre daha uygun olduğu için kitap fuarından alışveriş de yapıyoruz. Kitaplarımızı okuyoruz. Testlerimizi çözüyoruz. Dışarıya göre daha uygun, bütçe dostu, öğrenci dostu olduğundan kitap fuarının açılmasını heyecanla bekliyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kitap fuarı güzel, beğeniyorum. Ben gidiyorum açıldığında hep. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Bu imkanlar gerçekten güzel. 7. kitap fuarını dört gözle bekliyoruz. 7.'si düzenlenecek olan Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi'nde 11-20 Ekim günleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. Öğrenci ve Genç Dostu Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Bu senede Kayseri'deki dar gelirli üniversite öğrencisi bulunan ailelere sosyal yardımını sürdürüyor. Aile başına 5000 TL'lik sosyal yardımın yapılacağı uygulama için başvurular 10 Ekim'de başlıyor. Sakın kaçırmayın. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın başlattığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve yüklerini hafifletmek için her sene gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yardım miktarı aile başı 5000 TL olarak belirlenirken sosyal yardımlar öğrencisi sayısına göre verilmiyor. Yardım başvurusunu velilerin yapacağı ve öğrencilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği destekler için müracaatlar 10 Ekim tarihinde başlayıp 31 Ekim tarihinde sona erecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online kısmından üniversite öğrencisi olan aile yardımı başvuru formu üzerinden yapılacak. Öte yandan, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 2006 aileye yılda bir defaya mahsus 5000 TL olmak üzere toplam 10 milyon 30 bin TL nakdi olarak yardım yapıldı. Aileler ve üniversite öğrencileri böylesi anlamlı ve özel destek için Başkan Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında birlikte birçok eğitim programı ve projeler yürütülecek. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Erciyes Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, imzalanan protokolde amaçlarının disleksiye karşı bir farkındalık oluşturarak disleksili bireylerin daha kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Üniversitelerin aslında odak konuları arasında toplumsallaşma, topluma, insana değer verme ve eğitim-öğretim süreçleri tabii ki milli eğitimimizde olduğu gibi, derneklerimizin de olduğu gibi bizim de en önemli başlıklarımız arasındadır. Bu süreçlerde bizlere düşen
sadece Kayseri'de değil, ülkemizde hatta tüm insanlığa değer katacak bu tip projelerde var olmaktır. Çünkü Erciyes Üniversitesi kurulmuş olduğu 1978 yılından beri bu alanlarda etkin faaliyetler içerisinde olan ve şehriyle bütünleşik olarak hareket etmeye çalışan, Kayseri protokolü ile de bir uyum içerisinde çalışan bir üniversitedir. Çünkü biz gücümüzü buradan alıyoruz. İşin bu tarafı da var. Ben bu işbirliği protokolünün bu manada ihtiyaç olan konularda çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Müdürümün de belirtmiş olduğu gibi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle böyle bir genel protokol işbirliğine de gerçekten hay hay dedim yani ben Sayın Müdürümün dediği gibi. Tabii ki niçin olmasın? Biz dedim orada üzerimize düşen görevleri üstlenmek, size katkı sağlamak, sizlerin de bizlere bu değerlendirme süreçlerinde işbirlikleri içerisinde olmanızı arzu ederiz dedik. Onun için ben bu birliktelikleri önemseyen bir yönetici olarak ki yönetimdeki hocalarımız, arkadaşlarımız, üniversitemizin idari ve akademik personeli de çok farklı düşünmemektedir. Bir katkımız olacaksa ne mutlu bizlere. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin bilimin ve ilimin merkezi olduğunu söyledi. Üniversitemizle ortaklaşa bir eğitim protokolüne imza atıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biraz önce değerli rektörümüzle sohbet ederken bu yetmez. Daha kapsamlı bir eğitimde işbirliği protokolü imzalayalım şeklinde bir teklifim oldu. Kendiler de hay hay dediler. Çünkü üniversitemiz bilimin, ilmin merkezidir. Biz de bilgiyi yitik malımız olarak kabul ediyoruz ve onu nerede bulursak, nerede olduğuna inanırsak almaya, oraya doğru koşmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Disleksi Derneğimiz aynı zamanda bizim öğretmen arkadaşımız. Birlikte süreci planladık. Sadece tabii öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımız da bizim en önemli hedeflerimizden birisi. Toplumda hangi alanda eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz varsa milli eğitimin ilgi alanıdır. Dolayısıyla onlara daha güzel eğitimi nasıl taşıyabiliriz? Üniversitenin yani bilimin ışığında onların rehberliğinde bu süreci nasıl yönetebiliriz? Onun gayreti içerisindeyiz. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgınsa, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Rektör Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın tarafından imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. İlk 8 hafta sonunda Kayseri Spor Kalesi'nde gördüğü 13 golle Süper Lig'de en fazla gol yiyen 4. takım oldu. Süper Lig'de 8. hafta sonrasında milli maçlar nedeniyle lig ara verildi. İlk 8 haftalık periyotta Adana Demirspor 20 golle kalesinde en fazla gol yiyen takım oldu. Adana ekibini 16'şar golle Antalya Spor'la Rize Spor takip etti. İlk hafta maç yapmayan ve daha sonra oynadığı 7 maçta 13 gol gören Kayseri Spor, 8 haftalık periyotta en fazla gol yiyen 4. takım oldu. Geçen sezon en çok kurtarış yapan kaleci olan bu senede kritik kurtarışlara imza atan Bilal Beyazıt'ın çabası yetersiz kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'teki sporcu dostu tesisi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan Türkiye Rugby Federasyonu Beyzbol 5U18 milli takımı ve sporcularını ziyaret etti. Büyükkılıç ziyareti yaptığı konuşmada sağlık ve spor için yüksek irtifanın öneminden bahsetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan Beyzbol 5 U18 milli takımı ve sporcularını ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Kayserimizde sizleri görmekten keyif alıyoruz. Sizler de yüksek irtifa kamp merkezimizin amacına ulaşmasına da bir bakıma vesile oluyorsunuz." dedi. Amacına ulaşmasına da bir bakıma vesile oluyorsunuz sizler de. Sadece futbolla ön plana çıkıyor gibi bir algı var ama kamuoyunda sporun her çeşidiyle ilgili bir hekim olarak söylüyorum. Yüksek irtifada eritrosit dediğimiz kan hücrelerinin, al yuvarlarının sayısı artar. Bunların oksijen bağlama kapasitesi dolayısıyla artmış olur. Gittiğiniz yerde maç yapar, performansınız üst düzey olur. İnşallah Fransa'dan kupayla gelirsiniz. İnşallah sizi tekrar Kayseri'mizde görmeyi, ağırlamayı her zaman arzu ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra hep birlerde görürüz sizleri. Sizleri seviyoruz ama eğitiminizi de ihmal etmeyin. Eğitiminiz de önemli. Beyzbol 5 milli takım teknik direktörü Hasan Helvay ise Başkan Büyükkılıç'a sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti. Sayenizde burada güzel bir kamp dönemi geçirdik başkanım. Tesislerinizi de bize açtığınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Güzel ve verimli kamplar geçirdik. İkinci kampımızı da yarın bitireceğiz inşallah. Fransa'ya gideceğiz. İnşallah kupayı alıp sizi ziyarete geleceğiz Allah'ın izniyle. Öte yandan Beyzbol 5 takımı teknik direktörü Hasan Helva, Başkan Büyükkılıç'a üzerinde Türkiye 38 M Büyükkılıç yazılı forma hediye etti. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün burada haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.